Bir defa doktorunun verdiği ilaçlar var ise e, mutlaka kullanacak. Cümlenin başını bir Şekere daha oku. Şekere bağlı sinir ucu iltihaplanması var. O evet. aynı zamanda da daha doğru e, ifade edelim yüksek tansiyonu da var. Evet. Ha, şimdi bakın. Ee, yüksek tansiyonda kullanılacak olan bitki alkimilla vulgaris yani testere dişli aslan pençesi. Doğru türünü kullanmak kaydı şartıyla Hüseyin, doğru türünü kullanacaksınız. Raf ömrünü geçirmemiş olacak. Adam çuvala basıyor orada bitkiyi evet. bir yıl iki yıl be içi mantar oluyor, küf oluyor filan. Her neyse, yani onun için bitkinin de sağlıklı olması lazım, doğru türünün olması lazım. ...doğru kurutulmuş olması lazım... ...doğru miktarda alınıyor olması lazım... ...şimdi diyelim ki... ...bakın yüksek tansiyonunuz... E, ...ölçtünüz... ...155 çıktı... ...154 çıktı... ...hemen bir tane testere dişli aslan pençesi... ...çayı... ...5-6 gram atın bardağa... ...5-6 gram bunu kaynatın... ...ve... ...ılıyınca süzün... ...süzen poşette olanları da var... Dolayısıyla bunu içiyorsunuz. Saatinize bakın. Yarım saat 45 dakika sonra inmeye başladığını göreceksiniz. Salınım süresi bunun 12 saattir. Yani etki etme süresi. Şimdi tazelik derecesine bağlı olarak 12 saattir. Eğer raf ömrünü doldurmuşsa, bir yılı geçiyorsa açıktaki bir bitki, bir yoksa kapalıysa, korunma altındaysa, 25 buçuk üç yıl rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu baktınız ki tansiyonunuz yükseliyor gibi ha. Bunun için ne yapacaksınız? Günde 3 defa sabah, öğle ve akşam veya sabah öğleden sonra ve akşam yatmadan bunu e, kullanın bunun çayını. Ha stresli günleriniz olur. Bak bir de asabi tansiyon var yani sinirsel tansiyon var. Asabi sinirlendi mi tansiyon fırlıyor. E, dolayısıyla sinir sistemi ile sindirim sistemi ikiz kardeş gibidir. İşte bu yüksek tansiyon da böyle sakin bir hayat sürecekler, sinirlenmeyecekler. Ya öfke baldan tatlıdır. Yani bazı insanlar öfkelendikçe öfkeleniyor. Yapmayın. Çünkü öfkenin olduğu yerde akıl devre dışı kalıyor ve şeytanlar geliyor. Kendinizi kontrol edin. Yani hakim olun kendinize.